Antalya Kaleiçi Tekeli Paşa Camii. Antalya Kaleiçi'nde Osmanlı döneminden ve Selçuklu döneminden sayısız eser var. Gerek camileri, gerek hamamları, gerek türbeleri ve gerek de diğer eserleriyle bir harika. Fakat bu harikaların arasında çok daha harika olan bir şey var. Dünyada bir tane olan, tek olan, yegane olan Münferice Kasidesi'nin işlenmiş olduğu Tekeli Paşa Camisi'nden bahsediyoruz Kaleiçi'nde. 1600 yıllarda 3. Murad döneminde yapılan bu cami tamamen taş yığma ve kesme. Caminin büyüklüğü noktasında orta camilerden bir cami ve bir minaresi var. Kale kapısından girdiğinizde hemen solunuzda Paşa Camisini, Tekeli Paşa Camisini görebilirsiniz. Bu caminin özelliklerinden en önemlisi ise içinde yer alan Münferice kasidesi. Münferice kasidesini 11. yüzyıllarda Yusuf et Tevzeri diye Tunuslu bir alim yazıyor. Gazali döneminde yaşayan ve bu kasidenin bir hikayesi var. Malları bir gün çalınınca kendisinden kendisi 40 beytlik bu kasideyi yazar yazmaz malları çalanın rüyasına efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giriyor ve diyor ki git o çaldığın malları sahibine teslim et. Tabi bu kaside çok meşhur oluyor. İslam aleminde de edebiyatta da fazlasıyla bunların baskıları yapılıyor, yazmaları var. Mesela Türkiye'de 41 tane yazması var. 3 kere de basılıyor. Mısır'da ve İstanbul'da iki defa olmak üzere. Peki bu Münferice Kasidesi panoya işlenirken nasıl işleniyor? E, Tekeli Paşa Camii'nin içine, içine girdiğinizde mihrabın sağından başlayan, Euzu Besmele ile başlayan bu kaside sülüs hattıyla yazılmış ve dönemin çok başarılı bir örneği. Hem Çin'deki kullanılan renkler, hem desenler, hem motifler hem de harika talik hattıyla yazılan bu eser maalesef bugünümüze 11 tane beyti eksik olarak gelmiş. Biz Müferici kasidesinin başında ve diğer taraflarında ilhak edilen beyitleri biliyoruz ama buradaki ilhak edilmiş şekli yine buraya has bir şekil ilhak edilen ön kısımdan besmele'den sonra üç beyit var. Bu beyitler şöyle. Elhamdu lemevna ferac ve şükrü bihi ercu ferici Elhamdu ileyhi minhu beda ve şükrü minhu ileyna neca Kem ferreca anna min kurebin ve hedanel hakka bila iveci Manaları Hamd olsun Allah'a kurtuluşumuzu tamamen aldık ve şükür de Allah'adır. Kurtuluşumu dilerim. Hamd onadır. Ondan ona çıkar. Şükür bize gerekir ve şükürden sebep kurtuluruz. Kaç defa üzüntüden bizi ferahlattı ve eğrisi olmayan Hakk'a bizi hidayet etti. Bu ikinci panoda yani mihrabın solundaki panoda yer alan dizeler. Daha sonraki panoya bir tane daha eklemişler. Bunların niye eklendiğini biraz sonra sizlerle paylaşacağız. O eklenen dördüncü beyitte şöyle. فَيْذَا دَاقَتْ اَحْوَالُكَ kul bil kalbi ve ihlasin behici. Yani daraldığında kalben ve ihlasla bu kasideyi söyle, mutlu olur, sevinirsin. Ki bu kaside defalarca denenmiş, tecrübe edilmiş, hakikaten okunduğunda kişileri dertlerinden ve sıkıntılarından kurtarmış olduğundan tasavvuf erbabı arasında evrat dahi edinilmiş. Müferice kasidesi daha sonra kendi başlığı ile başlar. Ve buradan biz Tekeli Paşa Camisi'nin içerisinde 10 tane panoda asıl olan münferice Kasidesi'nin 40 beytinin kaç tanesini görebiliyoruz? 23 tanesini görebiliyoruz. 3 tane de kapıdan çıktığınızda yani kuzey tarafındaki kapıdan ki Tekeli Paşa Camisi'nin 3 tane kapısı var. Biri batıda biri doğuda, biri de kuzeyde. Kuzey kapısından girerken sağınızda ve solunuzda iki pencere alındığında bu kasidenin işlendiği panoların çinileri görebilirsiniz. Fakat çinilerin sol taraftan başlayan 24, 25, 26. sı devam etmesi gerekirken doğuya doğru doğudaki kapının sağ ve solunda yer alan e, pencerelerin alınlıklarındaki çinilerin olmadığını, restorasyonlar sırasında veya başka türlü kaybolduğunu maalesef müşahede ediyoruz. Yine doğu tarafında devam etmesi gereken kasidenin diğer kısmının da o pencere alınlıklarında da olmadığını maalesef bugün görüyoruz. En son yine kuzey kapısından girerken sağ tarafınızda yer alan panoda yer alması gereken 39, 40 ve tekrar edilen 41. beytin de olmadığını görüyoruz. Peki <laughs> Bizi müferice kasidesinin bu muhteşem eserin dünyada sadece Tekeli Paşa camisinde işlenen ve muazzam bir şekilde işlenen bu kasidenin bütün beyitlerinin olduğunu bize ne gösteriyor? Ya bu konudaki iddiamız neye dayanıyor? Biz son panoda kuzey kısmından girdiğimizdeki sağda kalan pencerenin üzerindeki panoda devam etmesi gereken 27, 28, 29 aslında bu doğu tarafındaki ilk bana olması gerekiyor. Bu beyitlerin yerine 27'den sonra 36. beyti görüyoruz. Orijinal kasidenin 36. beytini görüyoruz. O da salavatullah alel mehdiyyi el hadin nasi neheci diye devam eden bir beyit. Bu beyt 36. beyt. Yani bundan anlıyoruz ki Münferici Kasidesi ecdadın hiçbir şeyi yarım bırakmadığı gibi bu camimizde de Tekeli Paşa camimizde de tamamıyla varmış zamanında. Tabii ki biz bulmuş olduğumuz, görmüş olduğumuz bu eksiklikleri yetkililere ilettik. Yetkililer bu bu konuyla alakalı çalışmaları severek yapacaklarını söylediler. Başka bir konu daha var. Aslında Münferici Kasidesi ile alakalı. İç kısımda zamanında yapılan Hanımlar Katın ile alakalı maalesef doğu kısmındaki ikinci pencerenin içe dönen kısmında ve kuzey kısmındaki sol tarafın içe dönen kısmındaki alınlıklarında maalesef iki tane panonun altı beytin sıvı altında kaldığını da maalesef görmüş olduk, tespit etmiş olduk. Bu tespitlerimizde şu an restore edilen caminin vakıflar müdürlüğüne bilgisini aktardık. Kendisi, de, kendileri de bunları açığa çıkaracaklarını raspalama işlemiyle münferice kasidesinin hepsinin tekrar ortaya çıkarılacağını söylediler. Peki müferici kasidesini bu kadar önemli kılan konu nedir? Neden müferici kasidesini ecdat buraya işlemiştir? Tamamen içindeki manalarla alakalıdır. Ve 400 küsür yıldır orada durmakta. Ben bu manaları başlıklar halinde kısaca sizlere aktarmak isterim. Sıkıntıların ve zorlukların geçici olduğu, ilahi ikramların bereketli yağmurlar gibi arkası kesilmeden devam ettiği, kişinin takva bilinciyle kulluğu cidden arzulamasını, zengin fakir herkesin Cenab-ı Hakk'ın kudret elinde olduğu, her şeyi yaratan Allah'ın dilediğini dilediği zaman dilediğini verdiğini veya dilediğinden dilediğini aldığını ve bunun bir hikmetinin olduğu, kaza ve kadara razı olmanın akıllı kişilerin kârı olduğu, hidayet kapısının kıymetinin bilinmesi gerektiği ve değerlendirilmesi, ruhi olgunluğun ve ilahi derecelerin saadet kapılarını araladığı, salih ameller için tembellik gösterildiğinde gafletten uyanmak gerektiği, ibadat ve taatta nur ve ziyanın parladığı, insanın günahlarını düşünerek mahzun olması ve günahlarına pişmanlıkla tövbe etmesinin gerektiği, Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünülerek teheccüdlerde okunması ve Allah'ın emir ve yasaklarının anlaşılması ve yaşanması. Nefis ve şeytana muhalefet edilmesi, akibette gülmenin fayda sağlayacağı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yapışmanın önemi. Ve kaside peygamberimize, ehline, ashabına salatu selam ile ve dua ile bitmektedir. Kasidenin panoları görmüş olduğunuz şekilde Selçuklu kemerleriyle aslında. Çünkü 16. yüzyıl Selçuk kemerleri hiçbir zaman güzelliğini ve özelliğini kaybetmemiştir. Bu şekilde işlenmiş bu panolardan e, Paşa Camisi'nde 16 pano varmış. Fakat 4 tanesi maalesef şu an yok. Fakat bunlar yenilecek. Biz yenilendikten sonra Tekili Paşa Camisi'nde bütün panoları göreceğiz. Ve Münferice Kasidesi'nin Antalya Kale içinde sadece dünyada Tekeli Paşa Camisi'nde olduğunu ve devam ettiğini tamamlandığında hep beraber göreceğiz.